Madem ki bir şeye talip olacaksın, Allah'a kul olmaya talip ol. Çünkü Cenab-ı Allah seni bu dünyada keyif yapasın, zefsefa süresin diye yaratmadı. Kul olasın diye, kulluk yapasın diye yarattı. O zaman bizim talip olmamız gereken en kıymetli şey yok olmayacak, son bulmayacak, çürümeyecek, çöpte kendini bulmayacak kulluktur. Nasıl kul olunur, nasıl bir talepte bulunulur, hangi talepte bulunulur? Ya Rabbi beni iyilerden yaz, bu bir taleptir, bu bir dilekçedir. Beni iyilerden yaz, beni iyilerle yaz, beni iyilik yapanlardan yaz. Ya Rabbi beni hayır işleyenlerden yaz. Beni iman edenlerden, imanla bu dünyada yaşayıp imanla ruhunu teslim edenlerden ve yine iman üzere dirilenlerden yaz. O yüzden Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur ki nasıl yaşarsan öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Yani nasıl dirilmek istiyorsan öyle öleceksin. Nasıl ölmek istiyorsan öyle yaşayacaksın. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Nasıl dirilmek istiyorsan öyle ölürsün. Nasıl ölmek istiyorsan öyle yaşarsın. O yüzden ne istediğini bileceksin bu dünyada. Neyi istediğini bileceksin. Ki o istediğine göre de öleceksin, dirileceksin. İlahi huzura vardığında Cenab-ı Allah senin karşına, yanına getirecek defteri, kalemi, yaptıklarını, istediklerini, işte ey kulum sen bunları istedin. Yani sen bu istediklerin aslında seni cehenneme götürecek malzemelerdi. Seni cehenneme götürecek olan şeyleri istedin benden. Ben de verdim sana. Ya da senin o istediklerin hayırlı bir şeylerse seni cennete götürecek unsurlar olacaktır. Yani ne istersen Allah verecektir sana isteğine göre. Allah vermem demiyor. İste diyor. Ne istersen iste. Yeter ki iste vereyim. Yani bunu kötüye de söylüyor, iyiye de söylüyor Cenab-ı Allah. Ayırt etmiyor. Kim ne isterse vereceğim diyor. İyiye de istediğini veriyor, kötüye de istediğini veriyor Allah. Kim ne isterse veriyor, vermem demiyor. Ona ama diyor ki ne istediğinizi bilin. Sonucunu düşünün. Bu istediklerinizle siz nereye varacaksınız sonuç olarak? Ona göre isteyin benden diyor. Kötülük isteyene kötülük yolunu açıyor Allah. İyilik isteyene iyilik yolunu açıyor Allah. O yüzden Şeyh Nazım bize nasihat eder. Ne istediğinizi düşünün. Ona göre isteyin. O istediklerinizle siz nereye varacaksınız? O istediklerinizi sizi nereye götürecek hesabını yapın. Ona göre isteyin. Allah bizi doğru, bizi hakka götürecek isteklerde bulunan kullardan eylesin.